Etian Mahçupyan demokrasi artık bir ekonomik girdi. Küreselleşme ile birlikte bir yandan ülkeler içinde özel potansiyel taşıyan bölgelerin diğer yandan da birden fazla ülke bölgesinin yan yana gelerek aktörleşmesine tanık olundu. Bu gelişme uluslararası hukuku ulusal hukukun parçası yaparken ortak coğrafya, tarih ve kimliği de ekonomik aktörleşmenin unsurları haline getirdi. Böylece ülkelerin ekonomik performansı ülke içi ve dışında sorun çözme, ortak gelecek yaratma kapasitesiyle bağlantılı hale geldi. Bu ise demokrasi, temel haklar ve hukuk devletinin birer ekonomik faktör olarak öngörü denklemlerine girmesiyle sonuçlandı. Türkiye bu adaptasyonun gereğini henüz tam olarak anlamış değil. Salt ortak kimlikten giderek Orta Doğu veya İslam coğrafyasıyla nitelikli birliktelikler oluşturmak bir hayal. Bunu becerebilmek için küresel düzlemde başarılı olmanız lazım. Bu da kendi içinizde demokratik düzen, istikrar ve öngörülebilirlik meselesini halletmenizi gerektiriyor. Dolayısıyla örneğin Kürt meselesi bugün bir ekonomik girdi işlevine sahip. Geçenlerde başbakan iş adamlarına Güneydoğu'ya yatırım yapın ortağınız biziz diyor. Devletin alım garantisi vereceğini de yatırımların sabit maliyetini karşılayacağını söylüyordu. Bugün de Diyarbakır'da iş adamlarını anlatıyor olacak. Bu az buz bir teşvik değil. Ama şimdiye dek iş adamlarıyla yapılan toplantılar bize şunu öğretmiş olmalı. Güneydoğu için rakipsiz tek bir teşvik var o da barış. Hiçbir parasal katkı o bölgeyi kalkındıramaz. Aksine bir dizi fırsatçı iş adamı ek gelir transferi yapmakla kalırsınız çünkü söz konusu teşvikler karşı taraf yani PKK için siyasi adım anlamını taşır ve örgüt de buna siyaseten muhtemelen savaşla cevap verir. Demokrasi meselesini çözemediğimiz ölçüde palliatif tedbirlere yönelim kaçınılmaz oluyor ama kısır döngünün bu şekilde kırılması mümkün değil. Örneğin Taksitli satışları teşvik etme türünden adımlar piyasayı geçici olarak canlandırabilir ama tüketim üzerinden büyüme anlayışı beslenir ve cari açık muhtemelen daha da artar. Daha kalıcı sonuçlar üretebilecek olan varlık yönetim fonu gibi tedbirler de sonuçta yapısal sorunları aşmanın çaresi değil, Türkiye'nin temel sorununun tasarruf eksiği olduğu düşünüldüğünde, devletin bir yandan özel alanda zorunlu tasarrufu teşvik ederken piyasaya girişimci bir yatırımcı olarak girmesi gayet olumlu. Özelleştirme gelirlerinden ve işsizlik fonundan gelecek kaynaklarla işe başlanacak ve fonun getirisi bir yatırım hamlesi üretecek. Ancak bu hamle mega projelerin finansmanıyla sınırlı kalırsa katkısı fazla olmayacaktır. Ayrıca böyle bir fonun hedeflerinin ne olduğu, kaynağı nasıl bir yöntemle kullanacağı, mekanizmanın nasıl denetleneceği hep demokrasi konuları ve yapılacak yatırımlar kadar önemli. Çünkü bu özellikler ülkenin ekonomik değeri açısından daha belirleyici olacak. Nihayet mega projelerin nedenli sağlıklı bir zemine oturduğu sorusu da var. Yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen Osman Gazi Köprüsü için devlet geçiş garantisi veriyor ve olası farkları halkın vergisiyle ödeyecek. 20 yıllık sürede yapılacak yıllık ödemelerin toplamda dolar üzerinden maliyetin 5,5 misline ulaşacağı öne sürülüyor. Eğer doğruysa bunun anlamı yıllık %16-17 faiz demek. Faizi düşürmek isteyen bir iktidarın dolar piyasa faizi %2 iken... Bu maliyeti katlanması hangi mantıkla savunulacak? Unutmayalım ki siyasi ve ekonomik alanda demokrasi değerlerine hakim kılmadan ne yatırımları ne de faizleri istediğimiz noktalara çekebiliriz. Türkiye'nin geleceğe reformları nedenli yapısal kılabileceğiyle doğrudan bağlantılı. Etya Mahçupyan Karar